Şu anda Macaristan'ın sınır kapısındayız. Tam 3 ya da 4 saate yakındır burada bekliyoruz. Hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Tamamen hepsi durdular. Belki kuyruk 10 kilometreyi şu anda geçmiştir. Şimdi Macaristan üzeri Avrupa'ya gidecek olan gurbetçi arkadaşların Macaristan'ı kullanmaması yani onların faydasına olur. Çalışmıyorlar ve 10 kilometreden fazla olmuştur kuyruk. Orada en önde araba, bakın orada en öndeki araba duruyor. Yanında da memur var, polis. Hiçbir iş yapmıyor. Öyle dikeliyor. Hiçbir iş yapmıyor. Su içiyorlar. Kahve içiyorlar öyle. Soğuk bir şeyler içiyorlar. Geziyorlar. Eğleniyorlar yani. Hiç hareketlilik yok. Bulgaristan'ı geçtik. Sırp'ı geçtik. Türkiye'den geçtik. Hepsinde 20'şer dakikadan fazla sürmedi ama şimdi burada Macaristan Avrupa'ya giriş son kapı işte. Son kontrol. Hiçbir iş yapmıyorlar. Ne arama, ne kontrol, ne işlem, ne pasaport. Yani buradan gelecek olan gurbetçi arkadaşlar şimdiden bilsinler ki hiç kimse olmasa bile yani 6-7 saat burada kapıda güneşin altında hepinizi pişirir bunlar. Bu tarafı kullanmamanız yani eğer vinyeti almadıysanız diğer taraftan gitmeniz daha doğru olur. Hiçbir tane araba yürümüyor bakın. Hiçbir araba yürümüyor. Öyle orada bekliyorlar. Hiçbir iş yapmıyorlar. Bu sene de Macaristan'a takıldık işte. Her sene bir ülke bir problem yapıyordu. Bu sene de bu şerefsizler yaptı böyle işte. İnsanı burada 10 saat bekletiyorlar sıcağın altında, 35 derecenin altında tamamen yorup daha sonra ülkeye girdikten sonra arabayı sürmeye kimsenin takatı kalmıyor. Hiç yaprak kımıldamaz gibi kımıldatmıyorlar. Öyle orada keyifleri yerinde adamlar. Niye çalışsınlar ki? Ne yapsınlar ki? Zaten vinyeteyi alıyorsun. Parayı da ödüyorsun. İnternet üzerinden. Sen gelmişsin gelmemişsin adamın umurunda mı sanki? Burada